2010'da diyorsunuz her şey değişiyor. Yavaş yavaş evet. Değişiyor. Peki ne oluyor da 2010'da değişiyor? Öncesi neydi de sonrası ne oluyor? Mesela siz reaktif dönem diyorsunuz, savunmacı dönem, proaktif dönem. Hı hı. Bunları anlatıyorsunuz. Evet. Nedir 2010'un sırrı? Nasıl bir değişim oluyor? Şöyle diyelim, yani Türkiye bir küresel jeopolitik dalgalanmayla yani Soğuk Savaş'ın sonunda karşılaştı. Ondan sonra burada savaşın artık aktörleri, yöntemleri, savaşın yürütüldüğü ortam değişmeye başladı. SSCB ortadan kalktı, Varşova Paktı ortadan kalktı. Her tarafta jeopolitik boşluklar Türkiye'nin etrafını saran coğrafyada bir tarafıyla çok büyük tehditler ama bir tarafıyla çok büyük fırsatlar dünyası vardı. Türkiye 93'ten itibaren biraz da tahkim edilmiş vesayet süreci sebebiyle bence içine kapandığı için bu fırsatlardan yararlanamadı ve Soğuk Savaş konseptleri istihbarattaki devam etti. Halbuki Soğuk Savaş'tan sonra Türk istihbaratı kontrespiyonaj ve güvenlik istihbaratı kasının yanına espiyonaj kasını geliştirmeliydi. Yüzünü içeriden dışarıya dönerek artık yeni bir şekilde kendini konumlandırması lazımdı. Bu fırsatlar dünyasından yararlanmak ve tehditleri dibinde görmek için. Ama bunu biz yapamadık. Ha bu şu mu demek? Milli İstihbarat Teşkilatı kendine verilen görevleri olabildiğince yaptı. Yaptı. Ama 2001'den sonra yani 11 Eylül'den sonra Amerika'nın özellikle Afganistan ve Irak'ın müdahalesiyle birlikte Türkiye'nin bölgesel ve ulusal angajmanları ciddi biçimde değişmeye başladı. Terör faaliyetleri inanılmaz şekilde arttı. İşte ilk El-Kaide eylemleri Türkiye'de 2003. Daha sonra 2004. Türkiye'deki NATO zirvesi 2004'te Cumhuriyet tarihinin en zor geçen NATO zirvelerinden bir tanesi MİT açısından. Burada olmasından tabii da kaynaklı. Yani her an El-Kaide bir şey yapabilir. Bu arada hemen bir es verelim. Hani hakikaten izleyenlerimizin ilgisi yüksek. Ve çok kritik bir tarihe geldik. Evet. 2010 tarihine ve dönüşümüne. Evet. Ve izleyenlerin herhalde artık haberlerden izlediği, çok yakından bildiği olaylar arazisine evet. geldik. Bu anlamıyla normalde bizim süremiz doluyor ama arkadaşlarından da ricam bizi kırmazlar, süreyi uzatırlar. Sizin için de uygunsa bu süreyi uzatalım. Ve hakikaten yarım kalmasın bu dönüşümü. Tabii. Ve dört başı mamur bir program yapmış Dört başı mamur yani. Arşivlik bir program evet. olmuş olsun. Onun için arkadaşlar sizin uygun gördüğünüz yerde bir ara vereceğiz ama aranın ardından da programa devam edeceğiz. O yüzden planlamanızı lütfen öyle yapın. Buyurunuz. Devam ediyorum o zaman. Yani şimdi dediğim gibi hani bu MİT 2000'lerin başında şunu gördü 11 Eylül'den sonra. Şimdi zamanında Çeçenistan'a giden, zamanında Afganistan'a giden, Keşmir'e giden, Bosna'ya giden Müslüman gönüllüler Amerika'nın global politikaları sebebiyle Afganistan ve Irak'taki radikalleşmeye başladı. Ve böylece Türkiye'nin dediğim gibi ulusal ve uluslararası ve bölgesel angajmanları radikal biçimde değişmeye başladı. Fakat MİT henüz dönüşüme hazır değildi. Çünkü Soğuk Savaş'ı zaten 99'a kadar Türkiye uzattı kendi içinde aslında. Yani biz hala öyle bir güvenlik dünyasının içerisinde sıkışıp kaldık. Bu bir tarafıyla bu arada haklı gerekçelerle. Bunu kesinlikle bir tarafı kötülemek, öbür tarafı yüceltmek için söylemiyorum. Ama Soğuk Savaş'ın yarattığı o zihin matrisinden biz Milli İstihbarat Teşkilatı olarak çıkmakta zorluk çektik. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı özellikle Emre Taner döneminde bazı değişiklikler yaptı. Ondan sonra Sönmez Köksal döneminde sivilleşme eğilimleri, daha sonra gelen müsteşarlar döneminde bunu yaptılar. Fakat 2010'a kadar çok kritik hamleler yapılamadı. Peki 2010'da ne oldu da aslında dönüşüm sivilleşme, başladı? Sivilleşme diyorsunuz ya. Evet. Şimdi yani, bu sivilleşme meselesinden tam kasıt ne onu şu açıdan açalım. Şimdi baktım son asker aslında Teoman Koman Paşa. Evet. 92-98 Sönmez Köksal diplomat yani sivil. Evet. Zaten o dönemde başladı. 98-2005 Şenkal Atasagun asker kökenli değil okuldan sonra teşkilata giriyor. Eğer evet. yanlış biliyorsam siz düzeltin. Evet. Ondan sonra 2005-2010 Emre Taner Bey, asker kökenli zaten. Değil. İçeriden zaten. İçeriden. Doğrudan evet. şey. Aslında bakarsak bu sivil giden şeyi bozan Hakan Fidan. Kendisi asker kökenli. Yani o çok asker kökenli değil. Diye bakılmıyor ama evet. aslında böyle bir maziyesi var. Şimdi tabii o yani asker sivilden kastın tam ne olduğunu biraz açmak lazım. Tabii.
Orada şunu kastediyorum ben aslında. Aslında sivil otoriteyle barışık, ondan sonra sivil asker dengesi ya da sivil güvenlik bürokrasi dengesi içerisinde daha sağlıklı bir pozisyonda konumlanmış Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyorum. Bu tarafıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına gelen kişilerin sadece temsili bir tarafı olabilir bu söylediğim parantez içerisinde. Sayın Bakan'ın durumu ise biraz daha farklı. Ben Sayın Bakan'ın sadece asker olarak görülebileceğini düşünmüyorum zaten. Hı-hı, hı-hı, o tarafıyla. Hı-hı. Çünkü yani kısa bir parantez açabilirim burada isterseniz. Tabii, tabii. Hani Sayın Bakan'ın buradaki farkı şu, bir kere hani bir Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu var. Üstüne Almanya'da bir NATO süratli reaksiyon kol ordusu istihbarat ve harekat başkanlığındaki görev var, okey. Ama daha sonra bakıyorsun buna çok ciddi bir akademik şey ekleniyor. Bilkent Üniversitesi bir yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi bir doktora tezi. Bir tanesi Türk istihbaratının nasıl dönüştürülebileceği ile ilgili uluslararası bir mukayese İngiliz, Amerikan ve Türk sistemlerinin. Yani biz APO'nun gelişini konuştuğumuz tarihte 99'da Soğuk Savaş matrisin zihin matrisi devam ederken Hakan Fidan yüksek lisans tezinde diyor ki bizim diyor bu sistemi değiştirmemiz lazım. Hmm. 99'da söylüyor. 2006'daki tezinde de diyor ki nükleer anlaşmalarla ilgili onların ya da şöyle söyleyeyim uluslararası anlaşmaların doğrulanması ile ilgili burada istihbaratın önemini söylüyor. Enformasyon teknolojilerinin öneminden bahsediyor ve aslında toplamda şunu söylüyor. Başarılı bir dış politika için nitelikli istihbarat şarttır. Ve nitelikli istihbarat için Milli İstihbarat Teşkilatı dönüştürmelidir diyor. Şimdi akademiyi ekledik. Üstüne Hakan Bey 2001'de görevini bıraktı. Ve daha sonra 2003 yılında TİKA'nın başına geçti. Şimdi hard power görevi vardı. Akademik bir orada aslında şey ekledi ama üstüne bir de soft power. Kasa ekledi buraya çok ciddi ve 2007'ye kadar burada kaldı. Daha sonra bir management power ya da bir idari aslında şey ekledi buraya. Başbakanlığa geçti. Hem başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın şimdi Recep Tayyip Erdoğan özel temsilcisi oldu. Hem de dış politika ve güvenlikten sorumlu başbakanlık müsteşar yardımcısı oldu. Ve devletin makine dairesine karar nasıl alınıyor, nasıl ediliyor bunu gördü. Üstüne nükleer şerpa oldu. 2010'un 12-13 Nisan'ında gitti NATO'ya nükleer şerpa olarak katıldı. Dolayısıyla şimdi ortada hani böyle askeri tecrübesi ne? Yumuşak güç tecrübesi, ona akademik nitelik ve üstüne idari nitelikleri eklemiş hibrit bir karakterden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben hani bir şahsiyetten bahsediyorum. Dolayısıyla ben Hakan Bey'in, Sayın Bakanımızın sadece asker olarak görülmemesi gerektiğini çok net bir biçimde söyleyebilirim. O nitelikleri var mı? Var. Ama konu zaten bundan ibaret değil. Evet, bundan ibaret değil. Peki dönüşüm neden MİT'ten başladı? Zaten evet, böyle bir başlığınız var. Diyorsunuz ki diğer kurum ve kuruluşlar 15 Temmuz sonrasını bekleyecekken MİT 2010 ve 2011 gibi erken evet, bir tarihte dönüşmeye başladı. Evet. Ve bunu kolaylaştıran faktörler vardı evet, diyorsunuz. Neden MİT'ten başladı veya nasıl tamam, MİT'ten başladı? Tamam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz yani 2010 aslında Türkiye'de istihbaratta dönüşüm artık zorunlu hale getiren bir seneydi bence. Niye? 2010'un Aralık ayında Arap Baharı. Kışa dönecek bir ya da bahar. Çok romantize etmeyeyim ama hani eski sisteme dönecek bir Arap Baharı başladı. Ve Arap Baharı ne yaptı? Türkiye'yi kuşatan Güney Kuşak'ta yani hem Orta Doğu'da hem Kuzey Afrika'da özellikle çok ciddi bir istikrarsızlık meydana getirdi. Bu tarafıyla Türkiye buna çok burada çok ciddi bir tehditle karşılaştı. Ve buna karşı cevap vermesi gerekiyordu. Bu cevabın içerisinde istihbaratın dönüşümü de vardı. Bu bir. İkincisi, yani hani burada Türkiye Arap Baharı'ndan sonra hem güvenlik ve dış politikasını gözden geçirdi. Haliyle istihbarat da gözden geçirmesi gerekiyordu. Bu birincisi. İkincisi, 1980-90'larda başlayan teknoloji devrimi nihayet 2010'larda da aslında Türkiye'ye uğramaya başladı. Yani biz savunma, güvenlik ve istihbarat teknolojilerinde otonomiyi 2010'lu yıllarda yavaş yavaş elde etmeye başladık. Bu da istihbaratın dönüşümünü kolaylaştırıcı başka bir etken olarak önümüzde duruyordu. Üçüncü mesele ise, yani bence 2011 Temmuz
hani kırılma noktası gibi, ama 2010'lara kadar, 2010'un başına kadar, Mart ayına kadar belki çekebiliriz. Türkiye'de sivil asker dengesinin siyasetteki bence daha sağlıklı bir zemine oturması ile ilgiliydi. Bu sağlıklı zemin MIT'in yapabileceği dönüşümlerin önünde engel demeyeyim ama hani ona karışacak bir güç aslında kalmadı. Yani MIT'in özelliğini arttırdı diyebileceğim bir durum var. Bir de bütün bunların üstüne hani 90'lı yıllardan beri, yani aslında 86'da Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan çıktığından beri sürekli istihbaratla iç içe, yumuşak güçlü iç içe vesaire, Hakan Fidan'ın teşkilatın başına gelmesi ve o dönüşüm noktasındaki ihtiyacı çok önceden 99'da tespit etmiş ve motoru çalıştırmasıyla, yani değişim motorunu biraz çalıştırmasıyla ilgiliydi. Fakat şimdi aslında söylediğim bu ilk üç şey Türkiye'de birçok kurum için geçerli. Yani Arap Baharı sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'nı etkiledi. TSK'yı etkiledi, emniyetimizi, janda herkesi etkiledi. Dışişleri Bakanlığımızı etkiledi. Ondan sonra teknolojiler yine aynı şekilde. Güvenlik bürokrasi, sivil ilişkilerinin daha sağlıklı bir zemine gelmesi aynı şekilde. Ya ben burada şunu düşünüyorum. Birincisi, şimdi Dışişleri Bakanlığı dediğimiz, İçişleri Bakanlığı, işte MSB dediğimiz, bunlar çok büyük kurumlar. 2-3 senelik mazileri var bir kere bunların. Çok büyük ve devletin gerçekten temel ayakları bunlar. Bunlar biraz böyle transatlantik gibi. Yani burnunu bir yerden alıp bir yere çevirmek bir kere çok vakit alır. Ağır dön, evet. Çok ağır. Bürokrasi de ağır bu tarafıyla. Bu tarafıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, yani istihbarata tanınan özellikten dolayı bir kere daha hızlı dönüşüm kapasitesi var. İkincisi, kurum olarak daha küçük, personel sayısı olarak daha az. Bu da kolaylaştırıcı bir etken bence. Üçüncüsü, istihbarat uzmanları ya da meslek memurları ya da istihbaratçılar diyelim toplamda, çünkü içinde dil uzmanı var, monitörü var, işte başka türlü elemanları var. Bunlar değişimi çok daha kolay ayak uydurabilen, tehditlere göre, fırsatlara göre çok daha kolay şekil alabilen ben bir personel yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Bu tarafıyla da ve aynı zamanda diğer kurumlardaki kadar burada işte nasıl diyeyim, MIT'in hareket etmesini engelleyecek güçlerin diğer kurumlardaki kadar burada etkin olmadığını söyleyebilirim. Diğer kurumlardaki kadar etkin değildi. Bu da dönüşümü daha da mümkün kıldı diyebiliriz. 15,